Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından kurtulmak sadece kadınları değil erkekleri de özgürleştirecek. Bu kadın hakları ve insan hakları meselesi sadece kadınları ilgilendiren bir şey değil. Erkeklerin de bu konuda gerekli sorumlulukları alması, eyleme geçmesi, bu konu üzerine düşünmesi lazım. Beraber bir toplum içerisinde yaşadığımız için. Bu kişisel farkındalığa ulaşabilmek için hepimizin bireysel olarak yapabileceği şeyler var tabii ki. He4She'nin hazırladığı bazı maddeleri paylaşmak istiyorum sizinle. Kadın arkadaşlarınız, aile bireyleriniz, sevdiklerinizle iletişime geçin. Hakları için mücadele veren arkadaşlarınızı dinleyin. Onlara nasıl destek verebileceğinizi sorun. Birlikte dayanışmanın yollarını arayın. Ama mücadelenin bir parçası olmak için işe kendinizden başlayın. Davranışlarınızı, söylemlerinizi sorgulayın. Toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılarının farkına varın ve eşitliği sağlamanın yollarını öğrenin. Şiddeti olağanlaştıran içerik paylaşmaktan kaçın. Niyetiniz her ne kadar iyi olursa olsun, içerisinde kadınların psikolojik, fiziksel ya da başka bir tür şiddete maruz bırakıldığı rahatsız edici ve şiddeti olağanlaştıran içerikler paylaşmayın. Yaşadığınız şehirdeki kadın derneklerine, kadın örgütlerine, kadın hakları için mücadele gösteren platformlara destekte bulunun, gönüllü olun. Hak mücadelesinin odağının siz değil, kadınlar olduğunu unutmayın. Söylemlerin ve müdahalenin odağının kadınların ihtiyaçları ve önerileri olduğunu ve kadın hakları mücadelesinin kadınlar tarafından yürütüldüğünü daima hatırlayın. Değişimin bir parçası olmak için uzun vadede düşünmek gerekiyor. Siz doğru bilgiyi paylaşmaya devam edin. Çünkü kadınlara yönelik insan hakları savaşı her gün devam ediyor. Siz eşitlikçi yaklaştıkça sizden genç olanlara ve çocuklara da sizin davranışlarınız ilham olmaya devam edecek. Eşitlik kavramına ulaşabilmek için bazı temel yollardan bahsettik. Bunlar tabii cümleye dökülünce ve böyle anlatınca kolay birer cümle gibi görünebilir ama hepsi tabii ki kişisel birer yolculuk. Ve herkesin bunu deneyimleyişi coğrafyasına ve çevresine göre farklılık gösterecektir. Ama tecrübeyle sabit de şunu söyleyebilirim ki, bütün bu yolları gerçekten yaşayan, sindiren ve eşitliği hayatının merkezine alan bir insan aynı zamanda çok da erdemli bir insan oluyor. Ve inanın bana zaten gün geçtikçe yalnızlaşan dünyamızda kendinden farklı olanları da kabul ettikçe ve onları da kendi dünyamıza aldıkça daha kalabalık bir çevre yaratıyoruz kendimize ve içinde yaşamak daha mutlu ve daha huzurlu oluyor.